Sonra bakacaktık ki o adamın değil, Allah'ın muradı. Peki neden yaptı dediklerinde, yani Rabbimiz niye böyle bir şeyi murad etti? Neden benim gönlümü sıkıntıya soktu, beni dara düşürdü diye? O zaman da yine Rabbimizi bilseydik, o merhametlerin en merhametlisidir, bunda bir problem yok. Yani bir hata varsa bende olması lazım diyecektik. Sonra bakacaktık ki bizim nereye götürecekti bu sıkıntı? Sıkıntılar gaflete düşmüş şu gönüllerimizi kendisine döndürmek için Allahu Teala'nın attığı kement misalidir. Hani küheylanlar olur, pek yerlerinde duramaz, bir kement atar çekerler. O da sağa sola kaçmaya çalışır. Kementten kurtulmaya çalışır. Çalışır da çekeni mi beğenmedin, çekildiğin yeri mi beğenmedin diye biri kulağına fısıldasaydı herhalde diz çökerdi. Kim çekiyor bizi? Kendine çekiyor da nasıl çekiyor? Şimdi gaflet içinde kalmış bir insan perişan bir halde, Allah muhafaza, uçuruma doğru gidiyor. Allah-u Teala bırakmıyor kendi haline. Merhametlerin en merhametlisi ya, hemen uyandırıyor onu. Sözden anlamamış, takvimin arkasında görmüş, fark etmemiş. Camide hadisten dinlemiş, anlamamış. Bir sıkıntı musibetle onu kendisine bağlıyor. Evet. Şimdi ikinci bir bilgi daha geliyor. Allah'tan ise bu. O zaman ona dönmem lazım. Tek çare o. Şimdi Allahu Teala Hazretlerine döner ama şeytan aleyhillanenin de Allahu Teala'dan istediği bir izin var. Beni hani kıyamete kadar beni ertele demişti ya. Ve sonra beni azdırmana karşılık sana gelen yolun üzerine oturacağım diyor. Şimdi bir insana sıkıntı gelince bunu yaratan kimdir? Kimin gücü yeter diye Rabbine dönmek istiyor. Ama ortada o şeytan aleyhillâne falancanın yüzünden deyiveriyor. Şimdi bütün mesele burada. Yani orada bir sapma oluyor, bir yön şey oluyor. İnsan bunu bilirse, alemlerin Rabbi kendisini hatırlamamız için veriyor. Dolayısıyla bütün sıkıntılar baş tacı olması lazım. Yani arabayla Eminönü'nden geçerken tak önündeki adam kapıyı açtı, cak frene bastın, durdun, evet. Adam bağırıyor. Allah evet, verdi. Evet. Evet, burada şimdi Allah-u Teala Hazretlerinin bir soru sorduğunu bilmemiz lazım. İmtihan dünyası. O abiler de seyretmiyordur inşallah ya. Sizi kınamak için söylemiyorum. Bu hepimizin hali. Adam seyrediyorsa hoca beni söylüyor. Hanım bak diyordur. Evet. Şimdi şöyle ayrıca ben hoca değilim. Evet. Şöyle aklımıza gelse. Yani öndeki araba durdu. Ve adamcağız açtı kapıyı. Bakkaldan gidip bir şişe su aldı. Geldi. Binene kadar da siz arkadasınız. Şimdi her şeyi yaratan Rabbim ve merhametlilerin en merhametlisi. Belki de döndü soruyor yani. İşte Ali kulum, şu insanı senin önünde, işte 20 saniye durdursam da seni yolundan alıkoysam, bunları yapan benim, ne dersin? Ben önce sana gücüm yetmez ama şu adamın boynunu sıkarım dersek, problem buradan geliyor. Yani bir insan, hani Fuzuli'nin bir beyti var, gamdan öldüm demedim hali değil zar sana. Ey gülü taze, reva görmedim azar sana diye. Yani gamdan öldüm ama sana şu inleyen gönlümün halini bile söylemedim. Ey taze gül diyor sevgiliye, canana dönerek. Bize tabii misallerle anlatıyor. Seni azarlamayı reva görmedim. Neden bunu bana yaptın diye. Şimdi bu da tabii açıldığı zaman çok yerlere gidecek. Hiç kimse dönüp de ya Rabbi bana bunu niye yaptın demez. Nasıl dememiş bu adam acaba? Yani Fuzuli'nin tabiriyle o aşık, o seven nasıl yapmış da Allahu Teala Hazretlerine, yani sevdiğine cefalardan incinmediğini nasıl izah etmiş, nasıl anlatmış? Kendisine sıkıntıya sokanlara yüzünü ekşitmemiş. Çok güzel. Yani kendisine acı verenlere şey yapmamış, karşılık vermemiş. Şu mu hocam diye soruyorum. Birisi bize bir sıkıntı verdi. Evet. O sıkıntıyı veren aslında onun eliyle Allah. Ama biz aradakine yüzümüzü ekşittiğimiz vakit sıkıntıyı verene yüz ekşitmiş oluyoruz. Asıl sahibine gidiyor. Bak Tarık abi sen seversin diyor ki söyleme derdini sen derdindeki aha bile. Çün söyleyemez ehli dil derdini Allah'a bile. Evet.
Çok güzel. Murat ne dinleyeceğiz? Hocam insicam bozulmasın diyorum ama hangi ilahi dinleyeceğiz? Senle güzel Mekke Medine eseri. Senle Mekke Medine güzel bir eser. Son albümden değil son mi? Son albümden. Maşallah barikal. Hadi dinleyelim güzel kardeşim. Ondan sonra da hocam konuşurken gecenin hikayesi de aslında çıktı. Başka bir şey anlatacaktım da o başka bir şey. Kağıt burada buruştu. 10 gündür geliyor gidiyor. Farklı başka bir şey anlatalım ezandan hemen önce. Senle Mekke Medine kaç dakikalık bir eser? Yani 3 dakika sürer. 4 sürsün. Tamam. Ona göre gidip geldiğime değsin. Tamam. Hadi kolay gelsin eyvallah kardeşim. O zaman şunu demenin de vaktidir. Allah razı olsun. Çok güzel bir eser. Eyvallah. Beğenerek dinlediğim bir eserdi. Dostlarla da paylaşmış olduk. Şimdi bir kara harekatı başlatmışlar ya. Gelin bir kalp harekatı başlatalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmışken kalbimizde şu anda nerede seyrediliyorsak hiç fark etmez. Bütün kalpler, üç kişinin kalbi bir atsa orada muhabbet olur, rahmet olur, feyz olur. Üç kişiden bahsetmiyorum. Şu anda bizi seyreden herkesten bahsediyorum. Gelin çatalı bıçağı bir bırakın, bir dakikanızı ayırın ve bir kalp harekatı başlatalım. Ne yapalım? Beraber salavat getireceğiz. Bu salavatta kalbimizde bir tek Gazze olsun. Ve diyelim ki salavat getirirken ya Rabbi, kendisine salavat getirdiğimiz Habibi Edib'in yüzü suyu hürmetine elimizden hiçbir şey gelmiyor. Onların kara harekatı var. Bizim kalbimiz var. Kalpler bir olsun ve kalpte sadece Gazze olsun. Olmaz mı? Demin hocam çok güzel bir şey söyledi. Allah-u Teala merhametinin %1'ini yeryüzüne indirmiş. %99'unu ahirete saklamış. Mahşer gününe saklamış. O %1 sebebiyle bütün annelerin evladına duyduğu merhamet, kardeşin kardeşi, arkadaşın arkadaşa, herkes o %1'den kendisine düşen payla merhamet sahibi. Bunu küçümsemeyin, şöyle düşünün. Bir ceylan o %1'den kendisine düşen payla yavrusuna duyduğu merhametten dolayı aslana kafasını kaptırıyor. O büyük bir merhamet. Gelin kalbimiz Gazze'li bir çocuk olsun. Anasından ayrı düşmüş. Ve öyle bir salavat getirelim ki kalp harekatı başlayıversin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Kendisine salavat getirdiğimiz Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuş ki اَدِّينُ بَدَأَ غَرِيبًا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَتُوبَى لِلْغُرَبَى. Din garip başladı, gariplerle devam edecek. Müjdeler olsun o gariplere. Hala garibiz ya Resulallah. Hala garibiz. Muratçım teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyur makam. Yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. İstanbul imsağına doğru vakit geliyor sevgili hocam. Şu sözü size ben böyle arada söz paylaşıyorum ki hani aşıklar bir şeyi titretir sonra sizden gelecek olan yankı. Ben bayıldım buna. Abi sen de çok seviyorsun. Bugün ne kadar çok seveceğin şeyi paylaştım Tarık abi. Eyvallah, seni mi seviyorum nedir? Eyvallah, kalp kalbe karşıdır zaten. Vedud olan bir Rabbin mi kuluyuz acaba? Eyvallah, inşallah öyledir. Ben zaten onun için geliyorum buraya yani. Bir şey bak, oturttun hocamın yanına. Daha ne isterim ben? Allah razı olsun. Diyor ki Hazreti Mevlana söylemiş. Dikkatli dinleyin. Aklında tutan biri de Twitter'dan paylaşsın. Twitter arada işe yarasın. Kılıç boynu olanın boynunu keser. Gölge yere döşenmiş olduğundan hiçbir kılıç darbesi onu yaralayamaz. Sen de tevazu ve hilim sahibi ol ki kılıç boynunu kesmesin. Eyvallah. Boynun varsa kesecek kılıç bulunur.
Yoksa neyi kesecek hangi kılıç? Evet, evet. O garipliği deyince ben pirden de bir şey daha söyleyeyim madem. Diyor ki, bu bir garip öyküsüdür. Duymak için garip kulağa gerek. Yani bu kadar söyleyeyim ben. Kulak da garip olacak ki öykü yerini bulsun. Başka türlü duyamazsın. O garipliğin hikayesini duymak için de o garip kulağa olması lazım. Yani. Hocam, kibirle duymazsın yani. Boynu nasıl vereceğiz? Helalinden iki dakika. Boynu vereceğiz derken biraz önce namazdan bahsederken biraz yarım kalmıştı. Namazda bir kulun miracı malum. Evet. Ve Rabbi ile beraber cemal cemale. Şimdi bunu hissedebilmesi lazım insanın. Öyle buyuruyorlar. Peki nasıl gireceğiz buraya dediğimiz zaman da tabii bilemiyoruz. Hani diyorlar ki sağında cennet, solunda cehennem, işte Azrail aleyhisselam yanında ama hiçbir şey tesir etmiyor. Meğerse o namazın içinde Ya Rabbi dediğimizde karşımızda Rabbimizi bulabilmemiz için gerekli bir şey varmış. Davud aleyhisselam sormuş Ya Rabbi kimden namazı kabul edersin diye. Evet. Şimdi bu bizim için çok önemli tabii. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki yeryüzünde azametim karşısında tevazu ile yürüyenden. Hangi işi yapacaksa Ya Rabbi senin huzurundayım deyip de boynunu bükmüş ve herkese çok büyük bir incelikle bir söz söylüyor, aynı zamanda Rabbim işitiyor diyor. Bir hareket yapıyor, Rabbim görüyor diyor. Kalbinden bir şey geçiriyor, Rabbim bundan haberdar diyor. Ve o azamet karşısında her şeyini Kur'an ve sünnete toplamış bir insan. Şimdi kimden kabul edersin diye sorduğunda böyle azametim karşısında tevazu ile yürüyenlerden buyurmuş. Aynı zamanda garibin, yetimin, sahilin hakkını verenlerden. Şimdi namaza nasıl gidelim dediğimizde hep diyoruz ya dünyayı arkaya at diye. Eğer öğlenden ikindiye kadar tevazu ile yürüyemiyorsak o namazın içinde onu arkaya atamayız. Yani namazlar hani taharetle başlar diyorlar ya ama biraz daha diye sorsak diyecekler ki gündüzki hareketine dikkat et. Şimdi huzurdasın da biraz önce neredeydin diye. Allah Allah. Allah muhafaza buyursun. Kursun. Gecenin aslında hikayesini hocam anlattı. Bana pek bir şey kalmadı fakat demin hocam bahsederken aklıma düştü. Gülgün abla hep senin yüzünden böyle yapıyorum biliyor musun? Ceketi düzelt bir hal. Demin bir şey söyledi hocam. Birisi geldi bize bir şey yaptı. Başımıza bir iş geldi. O işten dolayı rencide oluruz. Kırılırız belki. Belki kızarız. Ama o işin Allah'tan olduğunu bilsek aslında ona kızmak Allah'ın yaptığına karşı kaş çatmak gibi olacak. Bundan da utanır ve yapmayız diye. Necip Fazıl Kısakürek bir adam yaratmakta harika bir misal veriyor. Şimdi düşünün. Eminönü'nde gene Eminönü bir trafik kazası olsa araba tam iftar vaktine yakın hızla ciyak bir fren sesi adamın birine vurdu. Adam devrildi kenara, ruhunu teslim etti. Biz de oradayız. Ne deriz? Şoför dalgındı herhalde. Çok hızlı gidiyordu ondan oldu. Adamcağız da niye çıktı ki bilmiyorum. Kırmızı ışık beklemedi, acelesi mi vardı neydi? Bir sürü sebep, bir sürü bahane buluruz. Üstad diyor ki gelin bu hadisenin yarım saat öncesine gidelim. Geri sayın zamanı yarım saat önce. Nereden diyeyim? Üsküdar'da bir adam evinden arabasına binip çıkacak. Tam evden kapıdan çıkarken anahtarı unuttuğunu fark ediyor. Hanım şu anahtarımı bir uzatsana diyor. Tamam canım diyor. Abla da hayatım anahtarını bulamıyorum nerede? Ya her zaman koyduğum yerde bir baksana filan diyor. Onlar aralarında böyle konuşa dursun Üsküdar'da. Bu sıra Fatih'te bir adam evinden çıkmış dolmuş durağına doğru gidiyor. Eminönü'ne gidecek. Dolmuş elini kaldırıyor hop doluydu. Acaba otobüste mi? Ya bir dolmuş daha bekleyeyim falan. Bir dolmuş geliyor hop. O da dolu geçti. Ne yap? O sıra bir arkadaşı geliyor. Oo merhaba diyor Osman Bey falan. Üsküdar'daki adam anahtarı buluyor bu arada. Tam giderken hanım arkasından bağırıyor. Bey ya ne var asansöre biniyorum. Şu şeyi unutma gelirken limon istemiştim diyor. Limonu unutma. Tamam alacağım diyor. Asansör gitti. Neyse bekleyeyim bir daha basıyor. Bu adam Fatih'tekine dönüyoruz. Fatih'teki bekliyor şimdi dolmuş geldi dolmuşa biniyor. Yavaş yavaş gidiyorlar. Adam arabasını çalıştırıyor Üsküdar'da. O da bu tarafa doğru geliyor. Fatih dolmuşu trafik sıkışık. Gitmiyor ilerlemiyor. Dolmuşçu kızıyor da 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 da. Bağırıyor çağırıyor önündeki arabalar filan.
Öbür adam yavaş yavaş geliyor Üsküdar'dan bu tarafa doğru. İyi, köprü açıkmış diyor. Azıcık basayım. Azıcık basıyor. Aşağıdan indi Beşiktaş'tan Eminönü'ne doğru yola gidiyor. Öbür dolmuş ilerliyor. Adam